Sevgili öğrencilerimiz merhabalar. Ben sizlere son geldiğimiz noktada yaptığımız uygulamalarla telafi eğitimi ve sınavlarınız hakkında bilgiler vermek istiyorum. Bu bir çerçeve sunumu olacak. Bütün sorularınızın yanıtı olamayacak içinde ama sorularınızı bize iletirseniz temsilciniz aracılığıyla toplu olarak biz o sorulara cevap vereceğiz. Ben size ana çerçeveyi sunmak istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bizler sizi çok özledik. Sizler okulunuzu çok özlediniz biliyorum. Sınavlar sizde kaygı oluşturuyor. Telafileri nasıl yapacağız kaygı oluşturuyor. Bunu da biliyorum ama emin olun bunun için çok çabalıyoruz ve sizi en az yoracak, en az gerecek uygulamayı yapmaya çalışıyoruz. Geri bildirimlerinizle de düzenlemeye çalışıyoruz. Çünkü bazı şeyleri hakikaten biz de öngöremiyoruz. Öncelikle telafi uygulaması hakkında bilgi vermek istiyorum. Henüz COVID-19'un seyrini tam öngöremiyoruz. İyi deniyor ama sonra birden işte ikinci dalga gelebilir deniliyor. Yine benzer şekilde günden güne değişebiliyor. Burada esas belirleyici sosyal mesafe. Sosyal mesafe kalkmadıkça bizim sizi sınıfa sokmamız, hasta başı pratiğine sokmamız, laboratuvara sokmamız mümkün görünmüyor. O nedenle biz yaz aylarında sizi buraya getirtmeyi istemedik. Bu nedenle de sizi daha farklı bir model düşündük. Mesela Eylül ayında diyelim geldiğinizde de o zaman da ders başarı notuna bu uygulamaların geçirilmesi çok ciddi bir zaman kaybına yol açıyor. Çünkü ders başarı notu sonra bütünleme sonra tek ders sınavı okulun açılması Kasım buluyor. Kapanması da bu durumda neredeyse Ağustos'u bulacak. O çok pratik değil diye biz bunu önümüzdeki sene de hazır birer günü seçmeli dersi ayırmışken biz bu uygulamaları yapamadığınız uygulamaları bir üst sınıfın seçmelisine taşıyalım diye düşündük. Bu bize hem zaman kazandırır hem zorunlu programı sıkıştırmaz hem de yaz tatilinde sizi buraya getirmemiş oluruz hem de sadece bir çoktan seçmeli sınav yaparak sizin sınıf geçme işleminizi tamamlamış oluruz. Bakın mesela bir örnek hazırladım burada. A1, A2, B1, B2 grubunun örneği. Mesela bir staj, seçmeli staj örneği. Şeyler, yanlışlıklar olabilir ufak tefek, kusura bakmayın. Ana bir simülasyon yaptım sadece. Bu 4 grup 18 haftalık bir yarı yılda haftada bir günden bu staj bloğunu, göğüs, alerji, kardiyoloji, nöroloji, psikiyatri, KVC içeren staj bloğunu aldığında ve şu şekilde uygulandığında bu öğrencilerimiz tam gün olarak örneğin bakın şu A2 grubu 4 tam gün göğüs pratiği yapacak. Yine B2 grubu 5 tam gün nöroloji pratiği yapacak. Oldukça iyi pratik yapabileceksiniz. Bakın bu göğüs hastalıklarının Özgür Hoca'nın hazırladığı bir pratik uygulama. Yarım günlük hazırlamış. Bir öğleden sonrasını daha düşünün. Bayağı iyi hasta görülecek, vaka tartışması yapılacak. Onun için bunun mümkün olduğunca COVID dönemi sonrası olmasında fayda var. Peki sınavları nasıl yapacağız? Bir kere sınavlarda final sınavları yaparak işimizi bitirelim istiyoruz. Çoktan seçmeli sınav yapacağız. Anküzem üzerinden yapacağız. Sizi mümkün olduğunca mağdur etmemeye çalışacağız. Olan olursa da onu çözmeye çalışacağız. Bir kere sınava telafi koyuyoruz final sınavlarına. O gün yapamadığınızda ertesi gün ya da bir gün sonra benzer sorulardan oluşan başka bir sınava gireceksiniz. Bir deneme sınavı yapacağız. Çünkü böyle bir talep gelmiş sizlerden. Hani biz de görelim hem o bizim açımızdan da iyi olacak. Sisteme kimin girip kimin girmediğini biz görüyoruz. Sisteme girebilen bütün öğrencilerin bu sınavlara katılmasını bekliyoruz. Katılmaları gerekiyor daha doğrusu. Buradan kalırlarsa bütün final sınavları da bütünlemelerde Haziran ayı içinde olacak ve anküzemli uzaktan eğitim şeklinde olacak. Dönem 1-3'te 100 soru artı 100 soru telafi için gelecek. 20-50 soru arası da dönem 4-5'te gelecek. Sorular değişik sırada gelecek, seçenekler değişik sırada gelecek ama biz size sorularda geri gitme hakkını da tanımladık. Onu da yapacaksınız. Öncelikle yapılmıyordu. Ama mümkün olduğunca temel düzeyde soru sorulmasını hocalarımıza da söyledik. Anküzem ortamında yer alan materyallerden özellikle sorulmasını söyledik. Şöyle şeyler yaptık. Mesela dönem 1'de modül 3-4 ara sınava dahil olmadığı için modül 3-4 final sınavında 80 soruyla temsil edilecek ve anküzemdeki derslerden ders kayıtlarından sorumlu olacaksınız. Dönem 2 de benzer şekilde.
Dönem 3'te de modül 6-7'de 50-52 soru sorulacak. Modül 1-5'ten 48-50 soru sorulacak. Final yazılı sınavları çoktan seçmeli sınavlar. Bütün alan grupları tek güne verdik. Yani bitirecekler, sonra hepsi toplu girecekler. Bu şekilde tek tarz soru sorulmuş olacak. Ve dediğim gibi finaller ve bütünlemeler Haziran ayının içinde bitmiş olacak ve sınıfınızı geçmiş olarak okul ne zaman açılırsa o zaman geleceksiniz. Ne zaman açılırsa da o zamanki seçmelilerde de eksik pratiklerinizi tamamlayacaksınız. Şimdi dönem 6'nın telafi eğitimlerine gelelim. Dönem 6'da hepiniz biliyorsunuz, yok geçen hafta ayın 24'ünde bir yazı yayınladı. Bu yazıyla deyim yerindeyse Türkiye yerinden oynadı. Herkes ne yapacağını şaşırdı. Dekanlar, herkes birbiriyle yazıştı. Hala karmaşasını sürdürüyor. Hala sıkıntı noktaları var. Burada ben ana çerçeveyi çizeceğim ama bunun detayları konusunda daha çalışıyoruz. Bunun bilgisini vereyim. Üç seçeneği de biz uyguladık. Aslında öncelikle öğrencilerin uzaktan eğitimine çok sıcak bakmamıştı dönem altı kurulu. Pratik eğitim internlük gelmeleri lazım mantığıyla, ama daha sonra süreç içinde seyre bakarak, işte sizlerin güvenliği vesaireyi düşünerek, kaygılarını görerek, işte istemeyeni de zorlamayalım denildi. O nedenle böyle bir şey yapıldı. Ama her bir uygulamanın kendine özgü bir yaklaşımı var. Mesela fakültemize dönmek isteyenler için geliş tarihini 1 Haziran belirledik. Bir ay içinde de bütün rotasyonlarını, eksiklerine yönelik planlayacağız. Daha bunları tam planlamadık, çalışıyoruz üstünde. Bu arada da uzaktan eğitime başlayacağız. Önümüzdeki hafta, bu hafta herhalde kayıtlarınız tamamlanır. Biz de derslerimizi genel çerçevede hazırlayacağız. Başlayacağınız yerin sizin açınızdan güvenli oluşu, ne yapmanız gerektiği hepsi tek tek çalışılacak, size bildirilecek ve bir dilekçe alacağız sizden. Dilekçe örneğini biz hazırlayacağız. Az sayıda intern gelirse bu gelenlere bütün internlerin görevleri verilecek diye bir şey yok. Zaten çok hasta yok sevgili arkadaşlar. Kliniklerde hocalar da şu anda daha çok diğer faaliyetlerini yürütüyorlar. O nedenle hani bir normal bir zaman olmadığı için normal tavırlar da olmayacaktır. Tamamen yeterlikleri kazanmanıza yönelik tedbirler yapılacak. Diyorsunuz ki ben gelmek istemiyorum, başka bir yerde, kendi memleketimde yapacağım. O zaman biz size senin şunu 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 karşılaman gerekiyor diye bir form vereceğiz. Sizin gittiğiniz yerin sizin güvenliğiniz açısından uygun olmasını isteyeceğiz. Yine 1-30 Haziran tarihleri arasında tamamlamanızı isteyeceğiz. Devam gösteren bir belgeyi bize iletmenizi isteyeceğiz. Uzaktan eğitim derslerini tamamlamanız, bir de bunun değerlendirmesi, bunu sözlü olgu yaklaşımı olarak planlıyoruz. Rektörlüğümüz de buna sıcak baktı. Bu bir böyle şey olarak algılamayın lütfen. Hani bu böyle biz sınava girdik, bu yeniden sözlü nedir diye şey yaptığınız zaman, bu sonuçta bir internlük yeterliğe dayalı olduğu için en azından hasta değerlendirme şeyinizi görmek için hocalarımız bunu istedi. Ben gelmeyeceğim, kendi memleketime de gitmeyeceğim diyenlere de o zaman uzaktan eğitimleri alıp sonunda da yapılacak değerlendirmede, ölçme değerlendirmede başarılı olmaları istenecek. Sözlü olgu yaklaşımı, durum yaklaşımı yapılacak. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bize gelmek isteyen öğrencilerimize de kapatmadık kapıyı. Başka yerlerin öğrencilerine zor bir süreç. O nedenle sayıyı sadece talep durumuna göre sayıyı belirleyeceğiz. Henüz öngöremiyoruz onu ama biz kapatmadık kapılarımızı. İhtiyacı olan öğrenci arkadaşlarımıza yardımcı olmak istiyoruz. Eminim bu konuşma sizin birçok şeyinizi karşılamadı, eksik kaldı. Lütfen sorularınızı bize iletin. Devrim iletti. Onları biz pazartesi sizin için sevgili dönem arkadaşlarım çalışacağız. Size hazırlayacağız cevapları. Yurtlar, işte Ankara'da ailesi olanlar ne yapacak? Maaşlarınız nasıl olacak? Bunların hepsinin cevaplarını size hazırlayacağız. Ama en önemlisi sizin güvenliğiniz. Buraya geldiğinizdeki güvenliğiniz, kalış koşullarınız, bunları sağlayabilmek önemli. Okulunuz yarım kaldı. Benim gönlümden geçen gelip aslında tamamlamanız ve sizi mezun etmemiz. Bir mezuniyet töreni de yapmak istiyoruz. Hepinizi öpüyorum. Sevgiler diliyorum. Hoşça kalın.